Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için oynadığım en iyi internetsiz mobil oyunları derlemeye çalıştım. Bu listede yer alan oyunların hepsi ilk başta belirttiğim gibi herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan oynayabileceğiniz yapımlar ve benim zamanında oynadığım veya şu an oynamaya devam ettiğim oyunlardan oluşuyor. Tabii ki 10 taneyle sınırlı değil. O yüzden sonuna kadar izleyin. Eğer beğenirseniz de beğen butonuna basıp yorum olarak bunu belirtmeyi unutmayın ki ben de videonun yenisini yapayım arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olacaktır. Bu arada 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz Demolition Derby 3, oynayabileceğiniz en heyecan verici yarış oyunlarından biri ve boyutunun çok düşük olmasından dolayı bence hepinizin tercih etmesi gereken bir yapım. Oyunda farklı farklı arabaları alabiliyorsunuz, farklı görünümlere sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz arabanızı istediğiniz renge bile boyayabiliyorsunuz. Normal bir yarış da yapabilirsiniz, isterseniz oyunun isminden de anladığınız gibi birbirinizle çarpışabilirsiniz ve bunların hepsine internet bağlantısı olmadan sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yarış oyunlarını sevenler için bence iyi bir tercih olabilir. İkinci oyunumuz Deathworm, oynayabileceğiniz en klasik yapımlardan biri. Buna benzer birçok oyunu zaten Google Play'de zaman zaman oynuyoruz. Hungry Shark da bunlardan biri. Ama Deathworm bundan çok daha farklı. Zamanında izlediğimiz bir film vardı, belki hatırlarsınız. Çok eskiden sürekli olarak televizyonlarda çıkardı. Toprağın altında ve çölde yaşayan çok büyük bir solucan. Artık ismini ne diye tanımlarsınız bilmiyorum ama filmin adı da Yeraltı Canavarı'ydı. O filmden etkilenerek yapılan bir oyun ve gerçekten çok güzel. Oynaması da oldukça zevkli. Zaman zaman girip zamanınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ben severek oynuyorum. Üçüncü oyunumuz Cat in Robot, çok basit bir kale savunma oyunu. Aslında bu oyunda yapmamız gereken tek şey kedilerimizi geliştirmek. Gördüğünüz gibi bir platformun üzerindeyiz, bu bizim kalemiz oluyor. Kat kat kalemizi yükseltebiliyoruz, okçu kediler alabiliyoruz, farklı silahlar alabiliyoruz. Hatta alev silahı, buz silahı gibi çeşitli silahları alıp geliştirebiliyorsunuz. Ve karşınıza gelecek fare dalgalarını en hızlı şekilde hasar almadan yok etmeye çalışıyorsunuz. Aslında tek düze, çok basit bir oyun. Ama dediğim gibi bu tarz oyunlar internetsiz olarak yaygın bir şekilde bulunabiliyor. Bu da farklı bir versiyonu. Ben zamanında severek oynuyordum. Şu sıralar farklı seçeneklere yöneldim ama siz de tercih edebilirsiniz. Dördüncü oyunumuz Last Top, oynayabileceğiniz güzel kale savunma oyunlarından biri. Diğer kale savunma oyunlarına göre çok yüksek çözünürlükte grafikleri var ve grafiklerinden dolayı da mutlaka tercih etmeniz gereken bir yapım. Oyunun kendine has bir ağırlığı da var. Çok basit de değil, çok zor da değil ama birazcık da olsun uğraşmanız gerekiyor. Oyunda basit bir şekilde yol kenarlarına silahlar yerleştiriyorsunuz. Bu silahları geliştirmeniz ve daha farklı çeşitli silahlar koymanız mümkün. Silahların yanı sıra da belli başlı kahramanları yolların ortasına koyup zombileri daha kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Çok fazla çeşitlilik sunmasa da grafikleri ve devamlılığı yüksek bir oyun olduğu için tercih edebilirsiniz. Thank you.
Beşinci oyunumuz Xenoverse, oynayabileceğiniz en güzel shooter RPG oyunlarından biri. Bu denli güzel grafiklere sahip ve akıcı bir oynanışı olan oyunu internetsiz olarak oynamak gerçekten çok güzel. Genelde bu tarz oyunlar internet bağlantısını şart koşuyor. Bu oyunda uzun süredir zaten birçok kişi tarafından sevilerek oynanıyor. Grafiklerinin çok güzel olduğunu zaten söylemiştim. Oyunda bir santraldesiniz ve çevrenizde radyasyonlu nükleer atıklar var. Canavarlar da aynı bu şekilde. Belli başlı boss savaşlarına katılıyorsunuz. Tamamen shooter bir deneyim arkadaşlar, onu da eklemem lazım. Mutlaka tavsiye ettiğim bir yapım, çok akıcı bir şekilde oynanıyor. Orta seviye telefonlarda bile en yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. Altıncı oyunumuz BMX 2. Bisiklet sürmeyi severlerin zaten sık sık girip oynadığı bir oyun. Özellikle akrobatik gösterileri seviyorsanız bu oyun tam size göre. Telefonu dik konumda oynayabildiğimiz için çok rahat bir şekilde oynamak mümkün. Ama şöyle bir durum var. İki parmağımızı kullanmak zorunda olduğumuzdan dolayı bazen ekranı parmaklarımız tamamen kapatabiliyor. Bu da birazcık oyunun seyir zevkini düşürüyor. Ama onun haricinde Türkçe olmasından dolayı bile tercih edebileceğiniz güzel bir oyun. Can sıkıntısına birebir ben canım sıkıldıkça girer girer oynarım ama hala bir türlü çok yüksek seviyelere ulaşmış değilim. Yedinci oyunumuz Shadow of Death. Oynayabileceğiniz klasik RPG oyunlarından biri. Platform ve 2D oyunları seviyorsanız bu oyunu denemelisiniz. Özellikle benim gibi aksiyon ve hack and slash türleri hoşunuza gidiyorsa mutlaka zaten tercih etmeniz gereken bir oyun. Daha önce birkaç liste videomda da bu oyundan bahsetmiştim. Daha sonrasında oyunu baya baya oynadım. Özellikle ilerleyen level'lardaki boss savaşları gerçekten hoş ve RPG unsurları da içerisinde bol bol bulunuyor. Kılıcınızı değiştirebilirsiniz, güçlendirebilirsiniz. Aynı şekilde zırhınızı da değiştirip güçlendirmeniz mümkün ve yeni yetenekler açıldıkça bu yeteneklerle oynamak, combo yapmak daha da güzel hale geliyor. Tavsiye ederim. Sekizinci oyunumuz Fishing Life. Rahatlamak isteyenlerin tercih edebileceği bir oyun. Çünkü oyunda herhangi bir şekilde şiddet, aksiyon, hiçbir şey yok. Tamamen isminden de anladığınız gibi balıkçılık üzerine kurulmuş bir hayat. Oyundaki ana karakterimiz beyaz yakalı olarak çalıştığı işten ayrılıyor ve tamamen bir balıkçı kulübesine yerleşiyor ve tüm gününü balık avlayarak devam ediyor. Siz de eğer balık avlamayı seviyorsanız, bu tarz yapımlar hoşunuza gidiyorsa bu rahatlatıcı yapımı denemenizi tavsiye ederim. Tuttuğunuz balıkları satmanızın yanı sıra yeme olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kendinize bir akvaryum bile oluşturabiliyorsunuz. En azından akvaryum oluşturma fikri bile bu tarz oyunlarda beni hep cezbediyor. Birkaç saat oynadım ama dediğim gibi sadece rahatlamak için girdiğim bir yapımdı. Size de tavsiye ederim. Dokuzuncu oyunumuz Fastlane. Oynayabileceğiniz en garip yarış oyunlarından biri. Çünkü gördüğünüz gibi aslında yarışmıyorsunuz. Arabanızla yolunuza geçen diğer arabalara ateş ediyorsunuz ve onları yok etmeye çalışıyorsunuz. Buna benzer birçok oyunu zaten Google Play'de, Apple App Store'da oynamışsınızdır. Bu da ona benzer oyunlardan biri. Aslında onlardan çok bir fark yok. En büyük özelliği tasarımı diyebilirim. Güzel bir karikatürize tasarımı var ve oyunun müzikleri gerçekten çok güzel. Oyuna göre tasarlandığı oldukça belli. Çok bir gangsta havası var oyunun ama dediğim gibi basit bir oyun, sıkıldıkça oynanabilecek bir yapım, tavsiye ederim. Onuncu oyunumuz Broken Dawn Tempest HD. Gerçekten çok güzel tasarlanmış, bölüm bölüm ilerleyen bir shooter RPG oyunu. Yine bu oyunda izometrik bir bakış açısıyla oynanıyor ve bu oyunun birden fazla serisi var arkadaşlar. Bu oyunu oynadıktan sonra diğer serilere de göz atabilirsiniz. Oyun ilk oyunlarımızdan ilk Xenoverse'e göre çok daha farklı tasarlanmış bir yapım.
Ona göre biraz daha basit bir tasarıma sahip, bölümler daha kolay ve daha hızlı bir aksiyon olduğunu söyleyebilirim. Bu oyunda farklı karakterlerle etkileşime girebiliyorsunuz. Yetenekleriniz çok fazla değişmese de sahneleri izlemek ve o sahnelerde farklı düşmanlarla savaşmak oldukça güzel ve ilerleyen zamanlarda boss savaşlarının da zorladığını söylemem lazım. Tavsiye edebileceğim güzel bir yapım, birçok telefon modelinde çok rahat bir şekilde çalışabilir. Ve 10 tane oyundan sonra bonus bir oyun arkadaşlar. Offroad Simulator 2021 oynayabileceğiniz en iyi offroad oyunlarından biri. Sadece çok basit tasarlanmış. Aslında bu listeye eklememin en büyük sebeplerinden birisi internetsiz olması. İkincisi de birçok telefonda çok rahat bir şekilde oynanması. Genelde yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunlar oluyor offroad simülatör oyunları. Ama bu oyun öyle değil. Aslında öyle olmamasının en büyük sebebi de haritaların tam tasarlanmamış olması. Sadece yarışacağınız parkurlarda harita tasarımları mevcut. Geri kalan yerler boş beyazlık gibi bir şey. Offroad oyunlarını seviyorsanız bu oyuna göz atmalısınız. Ben zamanında severek oynadım. En azından telefonum kaldırmıyorken bu tarz oyunları. Bu oyun benim için güzel bir çözüm olmuştu. Sizin de öyle olabilir. Ve listenin sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sarmadan izleyebileceğiniz kadar güzel bir video hazırlayabilmişimdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buna benzer videoları çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden ben de hazırlamaya devam ediyorum. Ama sizden ufak bir ricam var. Yakında 10.000 abone olacağız. İlk başta belirttiğim gibi desteğinizi esirgemeyin. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeah.